Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda kabartmalı, bugünkü tabiriyle uç değerli model çalışacağız. Bu model gördüğünüz gibi yine renkli iplerle yapmışım ben. Aslında şu ekranda görmüş olduğunuz modeli, bakın yan tarafında böyle, şuradan başlanıyor ve basamak basamak devam ediyor. Bu model örerken ben çekim yapmıştım, video çekmiştim ama yanlışlıkla silindiği için bugün tekrar aynı örneği çekim yapmaya karar verdim. Bu sefer bu videoda tek renk iple çalışacağım. Çünkü zaten birden fazla renk kullandığımız zaman nasıl görünecek, bu örnekte görünüyor. 8 ve 8'in katları ile örülüyor. Ve en son olarak ne kadar ibatta zincir bir proje çalışacaksınız, o kadar zincir çekeceksiniz ve en son olarak 2 zincir ilave edeceksiniz. Ama 2 zincir ilave etmeden önceki zincirlere 8 ve 8'in katları olacak. Ondan sonra üzerine örnek kurulacak. Örneğimiz kurmak için ben biraz zincir çektim önceden ve bakın şurada birinci zincir bırakarak ikinci zincirini içinden tığımı geçiriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra 1 2 3, alttan da 1 2 3 uç zincir boş bırakıyorum ve dördüncü zincirin içinden ip alarak sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 uç zincir çekiyorum. Aşağıdan 1 2 uç boş bırakıyorum ve dördüncün içinden ip alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Birinci sırada örnek kurarken bu işlem sıra boyu devam ediliyor. Burada örnek kurmak için yuva hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna geldim ve burada 6 tane yuva yaptım. Şimdi bir zincir çekerek işimi döndürüyorum ve buradaki sık iğnenin içinden batarak onun üzerine sık iğne yapıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Burada ben bu trabzan yapıyorum. Şuraya dönmeden, burada sık iğne yapmadan düz olarak uç zincir çekebilirdim. O zaman da aynı işlem görürdü. Ama örnek bittiğinde, ya işiniz bittiği zaman öyle yap çekip devam ettiğinde şurada çıkıntılar oluyor ve güzel durmuyor. O nedenle bu örnek olsun ya da başka bir örnek olsun, böyle sıra döndüğümüzde mutlaka bir zincir çekip baştaki sık iğne ya da trabzan ne varsa örnekte onun üzerine bir sık iğne yapın ve oradan devam edin. Böylece işiniz bittiğinde koşedeki kenardaki şu sırada düz bir ve güzel muntazam bir sıra olur. Tığım üzerine ip alıyorum ve yuvanın içinde batarak ikili trabzan yapıyorum. Aynı işlem tekrarlıyorum ve aynı yuvanın içinde üçüncü trabzan yaptım. Dördüncü ve beşinci. Bakın. Bu baştaki trabzan saymıyoruz. Bu bizim kenar trabzanımızdı. Onun dışında yuvanın içinde 5 tane trabzan yapıyoruz. 5 tane ikili trabzan yaptım. Ve hiç zincir çekmiyorum. Tekrar tığım üzerine ip alıyorum. Ve şurada yandaki yuvanın içinde batıyorum ve trabzan örüyorum. Bu yuvanın içinde de 5 trabzan öreceğim ve bundan sonraki bütün yuvalara 5'er tane trabzan örülecek. Evet arkadaşlar,
Bu sırada her yuvanın içinde beşer tane trabzan ördüm. İkili trabzanlar ve sıra sonuna geldim. Sıra sonunda burada bu sıra başlarken bir sık iğne yapmıştık. Onun içinden batarak bir trabzan yapıyoruz. Bu bizimki nar trabzandır. Bunu sayını içinde saymıyoruz yuvanın. Sonra bir, iki uç zincir çekiyoruz. Sıramızı döndürüyoruz. Pardon. Burada bir zincir çekelim ve şunu içinden, birinci trabzanı içinden tekrar bir sık iğne yapalım. Düz olması için. Tekrar onun üzerine iki zincir çekelim ve tığımız üzerine ip aldık ve şu yuvanın içindeki trabzanların belini dolayaraktan tepeye batmıyoruz, belini dolayarak ipimizi alıyoruz ve bir kere şurada yarım trabzan yapıyoruz. Son ilmekleri almıyoruz, tığımızda bekletiyoruz. Tekrar tığıma ip doladım. Sıradaki trabzanın beline doluyorum. Bakın şöyle. Ve iki ilmek alıyorum. Son ilmeğimi tutuyorum. Sıradaki ilmeğe tekrar beline doluyorum. Ve son ilmeği tutuyorum. Tekrar aynı işlem. Son ilmeği tutuyorum. Sıradaki bakın yuvadaki 5 ilmeğim bitti. Pardon, 5 trabzan bitti ve 6 tane ilmeğim var. Çünkü birinci trabzanlı ilmeği de içinde dahil. 6 ilmeği tutuyoruz ve aynı işlem devam ediyoruz. Tığımızı ip doladık. Sıradaki trabzanını beline doluyoruz. Ve son ilmeği bırakmıyoruz. Onu tığımızda tutuyoruz. Sıradaki 5 ilmeği de aynı işlem yapıyoruz. Bakın şimdi burada iki yuvada 5 5 10 tane trabzanlı üzerinde beline dolayarak 10 trabzan, yarım trabzan yaptık. Son ilmekleri tığımızda tutuyoruz. En sonda bizim tığımızda 11 tane ilmek olacak burada. Eğer eksikse o zaman buraya kontrol edin. Ve onlara hepsini birden aldık. Sabitleştirdik. 1 2 3 3 zincir çektim ve bir dahaki yuvaya, sonra sıradaki yuvadan önce şöyle bir boşluk var. Oraya sabitliyoruz sık iğneyle. Tekrar 3 zincir, tığım üzerine ip aldım ve sıradaki yuvadan birinci trabzanın beline doluyorum. Yarım trabzan örüp son ilmeği tutuyorum ve tekrar sıradaki trabzanları aynı şekilde örüyorum. Sıradaki 10 tane trabzan öreceğiz. Evet arkadaşlar, sıradaki iki yuvadan bakın 10 tane trabzanın üzerine yine yarım trabzan yaptım ve 11 tane ilmeğim var yine. Onlara 11'ini hepsini ipimi bakın şöyle tığım üzerinden alıyorum. Şöyle tutuyorum ve bunları hepsinin içinden geçiriyorum. Sonra ipimi sabitliyorum burada. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İkinci yuvaya geçmeden aradaki şuraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tığım üzerine ip aldım ve sıradaki ilmeğin belini dolayarak
Yarım trabzan. Son ilmeği tutuyorum. Tekrar belini dolayarak yarım trabzan örüyorum. Son ilmeği tutuyorum. Tekrar sıradaki trabzanı belini dolayarak 2 ilmeği aldım. Son ilmeği tutuyorum. Sıradaki trabzanı belini doladım. 2 ilmeği ördüm. Son ilmeği tuttum. Böylece sonuna kadar devam edecek bu sıra. Her 10 ilmeği, yani 2 yuvaya birden böyle öreceğiz ve sonra onlara bütün ilmekleri birden toplayacağız. Bütün örgü boyunca bu sırada böyle devam edecek. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Son 2 yuvadaki 10 tane ilmeği de topladım ve en son 1 2 3 zincir yapıyorum ve şurada birinci trabzan yapmıştık, buraya şurada bunu sabitliyoruz. Bir zincir çekiyorum. Eğer ip değiştirmek isterseniz burada, bu sırada şurada ip değiştireceksiniz. Bunun gibi. Bakın ben böyle başlamıştım. Şuradan bu bizim bir motif tamamlandı şimdi. Burada ikinci motif sarı yapmıştım ben. Burada eğer ki siz bu sırada ip bunun gibi değiştirmek isterseniz, bakın şöyle bir böyle tamamlanmış oldu. Bunun gibi. Eğer ip değiştirmek istiyorsanız, renkli iplerle yapmak istiyorsunuz, şurada ip değişecek. Ama ben bu sırada da ip değiştirmeyeceğim. Aynı iple devam edeceğim. Bir zincir çektim. İşimi döndürdüm. Ve şuradaki sık iğnenin içinde batıyorum. Ve tekrar sık iğne yapıyorum. Ve bu sefer tekrar 2 zincir çektim. Şuradaki 3 zincirle yapmış olduğu yuvaların içinde tekrar bir, iki, üç, dört, beş. 5 trabzan yaptım. Arada hiç zincir yok ve şurada bakın şu zincirin içinden ip alıyoruz ve bunun içinde de 5 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Bu sıra boyunca her yuvanın içinde 5'er tane trabzanla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Son 3 zincirin içinde de 5 tane trabzan yaptım. Tığım üzerine ip alıyorum ve son burada şu yere dönmüştüm. Bunu içinden batarak bir trabzan daha yapıyoruz. Buradaki dikkat etmesi gereken şey, bakın aşağıda kaç tane yuva varsa aynı yuva bu kadar burada olacak bu sırada. Bu sırada bazen son buradaki zincirleri atlayabiliyoruz, biliyor insan. O nedenle ona dikkat edin. Gerekirse sayın. Birkaç sıra böyle sayarak devam ettiğinde zaten sonra el alışıyor ve saymaya gerek kalmıyor. Burada kaç tane beşlik varsa aynı burada o kadar beşlik olacak. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vardı. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var benim. Ama şimdi bu sırada biz değişiklik yapacağız. Aynı buradaki gibi örmeyeceğiz. Yuvalarımızın üzerine 5'er 5'er trabzan yaptık. Bu kısım hiç değişmiyor örnek boyunca. Ama şimdiki sıra değişecek bunun üzerine. Şimdi bir zincir çektim. Sırama döndürdüm. Ve buradaki trabzanın üzerine gidip sık iğne yaptım. Burada zincir çekmeyeceğim artık bu sırada. Tığım üzerine direkt ip alıyorum ve
Şurada yuvanın içinde, bu kınar trabzan değil, yuvanın içindeki birinci trabzan. Beline doluyorum ve iki ilmek boşaltıp üçüncü buradaki ilmeği tutuyorum. Tekrar tığımı ip doladım. Sıradaki trabzanı beline doladım ve yarım trabzan örüp son ilmeği tutuyorum. Üçüncü trabzanı da aynı işlem yaptım. Dördüncü trabzanı da aynı işlemi yapıyorum. Ve beşinci trabzan burada. Beşinci trabzanı da bakın. Burada şimdi 6 tane ilmeğimiz olacak bu sırada. 5 buradaki trabzana ait, bir tane de kınar trabzan değil, pardon, bu sırada trabzan yapmıyoruz çünkü sık iğne ilmeği var. 6 tane ilmeği birden alıyoruz burada. Sabitliyoruz onlara ve 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şu aradaki boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz ve 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımız üzerine ip alıyoruz ve sıradaki trabzanı beline dolayarak yarım trabzan yapıp son ilmeğimizi tutuyoruz tığda. Sıradaki 10 ilmeğe böyle devam edelim. Evet arkadaşlar, sıradaki iki yuvadan 10 trabzanı beline dolayaraktan burada ördüm yarım trabzanları ve son ilmekleri tığımda tutmuştum. Onu tekrar hep birden topluyorum onlara hepsini ve sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Şu aradaki yeri sık iğne ile sabitliyorum ve tekrar 3 tane zincir çekerek buradaki işlemi aynı devam ediyorum. Bir de burada göstermesi gereken şey, şurada yaptığı zaman şöyle eline şöyle eliyle yaptığı zaman, düzelttiği zaman daha güzel görünecek örnek. İşlem bittikten sonra, örgünüz bittikten sonra bunu düzeltebilirsiniz daha düzgün olması için. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bu sırada başında 5 trabzanın üzerine örnek yapmıştık. Ortalarında hep 10'luk olacak. Yine sonuna 5 denk gelecek. Burada benim de 5 ilmek son yuvadaki 5 tane trabzan kalmış. Onların üzerine örerek burada 5 ilmek daha toplayacağım. Ve bu sıra bitecek. Eğer ip değiştirmek isterseniz bu sıra sonunda tekrar ip değişecek. Bakın. Burada 6 tane ilmeğim var. 6'ını birden topladım. Ve bakın şurada sabitledim. Bundan sonra zincir çekmiyorum. Hiçbir şey işlem yapmıyorum. Sadece şuradaki önceki aşağıdaki sıradaki trabzanını içinden böyle geçirip ip alıp burada bir sık iğne ile sabitliyorum burada. Bu sırada başlangıçta da trabzan ya da zincir çekerek trabzan yapmamıştık. Sadece ipimizi sabitleyip sık iğne yapıp başındaki trabzanın üzerine işimizi başlamıştık örneğimizi. Sonunda da aynı şekilde hiç zincir çekmiyoruz ve burada bir sık iğne ile sabitliyoruz. Bundan sonra ip değişecekse dediğim gibi burada ip değişecek. Eğer ki mesela ben burada şuradaki örnekte şu pembe ip takıp üçüncü örneğe geçmiştim. Ama burada ip değiştirmeyeceğim ben bu örnekte. O nedenle bir zincir çekiyorum. İşimi döndürüyorum ve şurada bir trabzan yapacağım tekrardan. 1 2 3 ve tığımı üzerine ip alacağım. Bakın şurada uçlu zincir var. Şunu içinde direkt batarak
bu yuvanın içinde 5 tane trabzan öreceğim. Bu sırada da hiç buradaki sayı, örnek sayı hiç değişmiyor. Eğer sayıda bir değişiklik görürseniz, o zaman bir yerde yanlışlık vardır demek. Onu kontrol edersiniz. Burada 5 tane trabzan yapacağım ve bundan sonra her yuvada 5'er tane trabzan olacak. Bakın, örneğimiz çıkmıştı. Bir örnek sıra böyle devam ediyor. Tam olarak, yani bütün bütün örülüyor. Onar onar toplanıyor. Bir örnek böyle bittiğinde ikinci sırasında, örnek yapım sırasında şurada önce 5 trabzan toplanıyor. Trabzanı örnek yapılıyor. Sonra tekrar ortada onar onar devam ediyor. En sonunda, sıra sonunda tekrar 5 kalmış oluyor zaten. O 5'inde aynı işlem yapılıyor. Bir dahaki sıranda tekrar her uç zincirinin içinde 5'er tane trabzan örüyoruz ve dönüşte tekrar 10 10. Başlangıçta 10, sonra bütün sıra boyunca 10 trabzanı birlikte alıyoruz ve şu sıra, başladığımız sıra burada devam ediyor. Bu sıradan sonra tekrar aynı bu örnekler devam ediyor. Böylece örnek iki aşamalı olmuş oluyor böylece. Ve burada baktığı zaman da daha net göreceksiniz. Şöyle bakın, bütün bir sırada yarım, sonraki sırada, bir dahaki sırasında tekrar bütün var, tekrar yarım var, bütün ve yarım. Böylece sıra devam ediyor. Bütün var burada. Burada da yarım var. Ama yarım veya bütün yaptığı zamanlardaki sıra, şu trabzan sayımız değişmiyor. Aynı kalıyor. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bunu göstermeyi unuttum. Bakın, tek renkli böyle duruyor. Duruşunu da bakalım. Şöyle. Bu da güzel oldu bence. Ve rengarenk zaten burada. Örnek böyle de kullanabilirsiniz. Düz örüp yandan berilerde ve atkılarda çok güzel durur. Bebek battaniyelerde. Tekrardan video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.